Herkese merhaba. Bugün günlerden 25 Kasım 2020. Haftanın ikinci, üçüncü manşetiyle karşınızdayız. Dün de ekranlardaydık. Siyasi gelişmeler biraz arka arkaya olunca ve Berat Albayrak'ın istifasıyla başkent siyaseti hemen her hafta hatta her gün yoğun bir şekilde tartışılmaya başlanınca Cumhur İttifakı'nın, Millet İttifakı'nın geleceği söz konusu olunca, erken seçim, baskın seçim ihtimalleri, güçlendirilmiş parlamento meselesi, muhalefetin istediği gibi konular söz konusu olunca, en son Çakıcı'nın çıkışı, Devlet Bahçeli'nin destek vermesi, ardından Bülent Arıcı'nın, Bülent Arınç'ın adeta ilahlara kurban verilmesi sonrasında yeni bir rotaya girdi Ankara, başkent siyaseti. O açıdan bugün Kılıçdaroğlu tutuklanabilir, e, KJS'i, başlığı, bandı, alt banttaki yazı e, kışkırtıcı gelebilir, tahrik edici gelebilir. Rating toplamağı mı çalışıyorsun, ne yapmaya çalışıyorsun falan gibi düşünebilirsiniz. Programı seyrettiğinizde böyle düşünmediğimi, böyle, böyle bir motivasyonla hareket etmediğimi anlayacaksınız. Ama ondan önce bütün dünyanın başındaki illet, bütün dünyanın başındaki dert, korona ile ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Çünkü ilerleyen dakikalarda siyaset konuşurken sıra gelmiyor. Ulusa uçuşa aşı, aşı şartı testi pozitif çıkana 645 dolar. Dünyadan iki örnek vereceğim ki bu Türkiye'de yayınlanmış bir gazete, Dünya Gazetesi'nden. Kantaş Hava Yolları siyosu, Covid aşısı olmayanı Yolcu olarak uçaklara almayacaklarını açıklamış. Fakat ondan daha ilginci de Hong Kong'da Sağlık Bakanı, karantina'nın mali sonuçlarından korkan insanları Covid-19 testine testi yaptırmaya teşvik etmek için testi pozitif çıkana 645 dolar vereceğim demiş. Hong Kong'da Sağlık Bakanı Covid testi pozitif çıkana 645 dolar vereceğim demiş. Buradan dönüp de Türkiye'de de böyle olsun falan demiyorum. Aman Allah'ım, aman olmasın. Çünkü insanlar e, sırf bu 645 dolar için ya da onun yarısı kadar para için bile e, kendilerine virüs bulaştırabilirler. Çok üzgünüm ama bizim Türkiye'nin e, de durum bu yani. Keşke farklı olsaydı. Korona kapınızı çalmasın misafir, misafir kabul etmeyin diyor Profesör Doktor Mehmet Ceyhan. Hayrola yani Türkiye'de misafirleşme var mı? Yani birbirine gelip gitme, ev ziyaretleri, aile ziyaretleri. Aman Allah'ım yani. Aman Allah'ım. Yani sokağa çıkma yasak birbirimize gidip gelelim olmazsa. Apartman içi işte efendim sosyalleşelim falan. Yapan var mı? Eyvahlar olsun. Sadece Ankara'da günlük vaka 4000 bin. Ses Ankara Şube Eş Başkanları günlük pozitif hasta sayısı 4000 dolayında demiş. Saklanan rakamlar. Toplumun %60'ı aşı olursa Covid biter diyor bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Serhat Ünal. Tamam da nasıl olacak? Nasıl aşı olacak yani? Koca bakanı dinleyen yok. Korkusuzdan geliyor bu haber. Bakan kocanın korona testi 250'den fazla 250 TL'den fazla olamaz talimatına rağmen hastaneler fiyatlarını indirmemiş. O arada test pozitif çıkarsa ücret alınmayacak gibi bir şey de var. Ücret almaya devam ediyorlar. 600 liraya varan fiyatlarla test yapılıyormuş hastanelerde. Emin Çölaşan yazmış grip aşısını getirtemeyen grip. Bu konuyu bile eline yüzüne bulaştıran iktidar milyonlarca doz korona aşısını nasıl getirtecek diyor. Karantina olsun Türkiye rahatlasın demiş Akşener Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında. Ama günün en absürt haberi Yeni Şafak'ın manşetiydi. Koronaya karşı zeytin yaprağı. Yarın öbür gün basın tarihi yazıldığında veya basın okullarında bir takım dersler okutulduğunda yani Yeni Şafak'la ilgili böyle bir zaytun köşesi falan gibi bir köşe açmak lazım. Gazetecilik nasıl yapılmaz dersi falan da değil. Yani başka bir böyle bir, bir ayrı bir şaklaban e, ka, e, kategorisinde değerlendirilmesi gerekiyor. Basın başlığı altında değil. Evet. Koronaya karşı zeytin yaprağı. Şimdi bu haber Hürriyet'in birinci sayfasından Arıç, Yik, Arınç Yik'ten Yık, istifa etti. Yik ne? Yüksek İstişare Kurulu Cumhurbaşkanlığında ayda bir toplanan akil insanlar heyeti. Eski meclis başkanları. Bahçeli'de Arınç'a çarpıklık, ahmaklık diye yüklendi. Ağır hakaretler. Arınç'ın dava açmasını gerektirecek hakaretler. Ne oluyor Ankara'da? Ee, olay nedir? Ee, bunu anlamak için sıralı bazı haberler ve bir takım tweetlerle analizimi yapacağım. Ve analizime dayanak olarak ekrana getirdiğim e görselleri de gördüğünüzde bazı taşları daha da yerli yerine oturtacaksınız. Bizim işimiz bir bizim işimiz fotoğraf çekme sanatı olduğu kadar puzzle e, parçalarını birleştirme sanatı. O parçaları birleştirerek bir resim, bir manzara veya gerçekte ne olduğu e, veya öykü, hikaye neyse onu ortaya koyma sanatı. Bir anlamda ekrana getireceğim kupül kupürleri de bu puzzle'ın parçaları olarak e, düşünün. Meseleyi Bülent Arınç, Devlet Bahçeli özelinde ele alırsanız yanılırsınız. Meseleyi Alaattin Çakıcı özelinde ele alırsanız da yanılırsınız. Meseleyi Recep Tayyip Erdoğan özelinde ele alırsanız yanılırsınız. Kemal Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş, Osman Kavala özelinde de yanılırsınız. Hepsini toplayın gene yanılırsınız. Ne demek istiyor bu? Böyle bir şey olabilir mi? Bunları konuşuyoruz işte. Bakın MHP istedi Arınç gitti başlığını atmış Cumhuriyet. Bir kere şunu koyalım. Türkiye'de artık tek adam rejimi yoktur. Türkiye'de bir tek adam yoktur. Ve Erdoğan tek adam değildir. Ben de bu lafı defalarca kullandım. Tek adam rejimi, Erdoğan tek adam, otoriter lider, otokrat. Her neyse. Yani faşizm görüntüsünden çokça bahsettik, dem vurduk filan filan filan. Diktaya gidiyor, diktaya yürüyor Türkiye falan dediğimizde olmuştur. Ama diktatör değil yani. Ben hiçbir zaman Erdoğan'a diktatör demedim. Lafları sansürlemek, dikkatli bir üslup kullanmak için de değil. Öyle olduğunu düşünmediğim için. Çünkü diktatör başka bir şeydir. Faşist de demedim. Çünkü faşizm de başka bir şeydir. Faşiste silahlı güçlerin sokağa inip birilerini ortadan kaldırması falan vardır ve bu yaygın olarak. ...yapılır yani faşist ülkelere gidin bakın faşizmi tamamlayan şeyler vardır yani Türkiye'de Türkiye'ye faşist diyebilmeniz için bazı unsurların tamamlanması icap eder ezbere faşist denmez yani Türkiye'ye söylenebilecek şey otokrasi veya otokrat lider Erdoğan'a söylenebilecek otokrat denebilir ki ben de otokrat diyorum yani dünyada biraz öyle bakıyor zaten fakat artık değil artık bunu söylemiyorum artık böyle konuşulmamalı tek adam değil... Belki bir tek adam varsa o da Bahçeli. Ve adeta Bahçeli küçücük siyasi gücünü öyle etkin kullanıyor ki <laughs> tabir yerindeyse Erdoğan'a tefeci faizi uyguluyor. Tefeci faizi yahu. Şu kadar bedele satacağı desteği için bilmem ne kadar servet değerinde karşılık istiyor. Yetmiyor bunu 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 da atacaksın diyor. Süleyman Soylu ayrıldığında hayır Süleyman Soylu kalacak diyor. Berat Albayrak'ın gidişini alkışlıyor. Belki de Berat Albayrak'ın gidişine askıda ekmek falan kampanyasıyla yol açıyor. Şimdi haliyle MHP istedi Arınç gitti. Evet doğru ama bu kapağın arkası şudur yani. Türkiye artık tek adam rejimi değildir. Türkiye'de rejimin adı başkadır. Ben de gerçekten reform yapacağınızı sandım. Deform yapacağınızı nereden bileyim diyor. Sefer Selvi karikatüründe. Evet. Deformasyon. Evet. Karar gazetesi refondu fitne oldu başlığını atmış. Mesele fitne filan da değil. Başka bir şey anlatmaya çalışıyorum. Mesele ne biliyor musunuz? Mesele Karar Gazetesi'nin şu köşeye koyduğu ama açmadığı haberde. Olay nasıl başladı? olay MHP'li bir grup heyetin Kılıçdaroğlu hakkında bir takım kürsü dokunulmazlığına dair laflarından hareketle bir suç duyurusu benzeri bir şeyde bulunması ve savcıların bunu alıp Yüksel Kocaman Ankara Başsavcısının fezleke hazırlayıp meclise göndermesiyle başladı. Kılıçdaroğlu hakkında fezleke vardı ama MHP'lilerin girişimiyle geçtiğimiz hafta süratle bir fezleke yola çıktı. Hatta 10 gün kadar önce. MHP'lilerin oluşturduğu Kılıçdaroğlu'nun laflarından işte bir suç duyurusunu aldı savcı. Meclise fezleke olarak gönderdi. Bu atlanıyor. Her şey bunun da başladı. Kılıçdaroğlu buna cevap verdi. Sert karş karşılık verdi. Arada işte mafya babası falan diye Çakıcı'nın adı geçince Çakıcı devreye girdi. Sen devlet bahçeliye saray bekçisi diyemezsin, bana mafya diyemezsin falan filan derken iş bu raddeye geldi. Bülent Arınç falan da, falan da arada harcandı ayrı bir konu. Bu işlere böyle bakmak lazım. Sendikaya gözaltı, cumartesi annelerine dava, ajansa baskın. Reformun ayak sesleri demiş TR724. İşte buradan biraz da bakmak lazım. Yani bu analizimin ikinci bölümü esasen. Bundan sonra sert bir döneme giriyoruz. Neden Kılıçdaroğlu tutuklanabilir dediğimi şimdi daha iyi anlayacaksınız. Sert döneme giriyoruz. Bu sistemde reform olmaz demiş. E, Turgut Kazan, İstanbul Barosu eski başkanı. Yeni Asya manşette. Evet bu sistemde reform olmaz. Bu sistem şu anda bir sistem de değil yani. Yani başı bozuk bir düzen yani. Başı bozuk bir düzen. Yukarıda da doçent doktor Celil Bo, Celil Bozkurt tepeden dindarlaşma tutmadı diyor. Bununla ilgili bir yazıyı bundan tam 6 sene önce hatta 7 sene önce 2013 Kasım ayı falandı. Bugün gazetesinde yazmıştım. Tam 7 sene evvel. Arşivde bulursam tekrar paylaşırım. Siyasal İslam ve siyasal İslamcılıkla alakalı. Hatta o zaman siyasal İslam mahallesinden de epey tepki aldığımı hatırlıyorum. Metin Günday demiş ki günün özeti ittifakın taraflarından biri dava arkadaşına sahip çıkmış, diğeri ise dava arkadaşına harcamıştır. Bu kadar basit değil. Şimdi e, kronolojik olarak bakalım ne olmuş, ne bitmiş ama o arada Emine Erdoğan'ın çıkışını da unutmamak lazım. Katiller, mafya babaları, zorbalar rol mode model gibi lanse edilmesin diyor. Emine Erdoğan'ın Berat Albayrak'a yani damadına yakın olduğundan hareketle damadına arka çıktı galiba. İşte Berat Albayrak'ın bu şekilde gidişi Emine, Emine Hanım da içine sindiremedi. Acaba bir imzasız dilekçe daha mı falan diye ailede ailede bir sıkıntı mı var falan diye yorumlar yapılıyor. Kimse bilemez. Ben bütün e, takip ediyorum yani yayınları takip ediyorum. Yazılanları takip ediyorum. Kimi tweet hesaplarını takip ediyorum. Kimi kulisleri, arkaları, satır aralarına bakarak okuyorum. Ailevi bir mesele olduğu kesin ama kimse çok fazla detayı bilmiyor. Berat Albayrak nerede ne yapıyor? Bu da bilinmiyor. Ama bildiğimiz şey, Berat Albayrak istifasından bir hafta sonra pazar günü bu duyum görgü şahitleriyle de güçlü. Antalya İstanbul tarifeli uçağıyla Antalya'dan İstanbul'a geliyor. İlk istifa haftasını Antalya'da geçirdiği ve THY'nin tarifeli uçağıyla Antalya'dan İstanbul'a istifasından bir hafta sonra pazar günü. Yani 3 gün önceki pazar değil bir daha önceki pazar 10 gün kadar önce İstanbul'a geldiği söyleniyor görenlerin falan ifadesiyle ama onun dışında başka bir bilgi yok. Bu bilgiyi de iktidara yakın gazeteciler paylaştılar. Birbirinden habersiz isimlerin verdiği kulisleri birleştirerek söylüyorum. Bülent Arınç'ın AKP milletvekili oğlu Mücahit Arınç bu denizde tek bir gemi, tek bir rota, tek bir reis var diyerek babasına arka çıkmamış, reisi arka çıkmış. Oluyor böyle şeyler ama babalar ve oğulları meselesi tek değil. Bir ikinci hadisede İhsan Arslan hadisesi İhsan Arslan, AKP'nin gerçekten çelik çekirdeği içerisinde. Erdoğan'ın çok yakınında bulunmuş. Kendisi 2-3 dönem milletvekili yapmış, şimdi de oğlu Mücahit Arslan 2-3 dönem ikidir milletvekili. Babadan oğula geçen bir milletvekilliği süreci de var. Aile boyu bir siyaset halde var ve Erdoğan'a yakınlık da var. Ve e, oğlu Mücahit, iki oğlu da Mücahit bu arada. Arınç'ın oğlunun adı da Mücahit. E, İhsan Arslan'ın oğlunun adı da Mücahit. Şu anda New York Times yazmış yani. Bunu geçtiğimiz haftalarda kulis bilgisi olarak Adem Yavuz Aslan da paylaşmıştı. Biden dönemi lobi faaliyetleri için görevlendirildi diyor. Nüfustaki adı Ali İhsan Aslan ama kullandığı ismi yaygın bilinen ismi Mücahit. Onu da söyleyelim. Babası İhsan Arslan nüfusa götürdüğünde Mücahit adını vermek istemiş ama nüfus memuru bunu reddettiği için o da dedesiyle kendi ismini koymuş Ali İhsan demiş ama yaygın bilinen şekliyle Mücahit Aslan. Nüfusta öyle değil. Onun için orada bir hata yok, başlıkta bir hata yok onu da söyleyelim. İki oğul mücahit, ikisi de reisin arkasında ve reis için şu anda çalışıyor ama babalar biri istifa etti öbürü de ihraç için, ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Enteresan bir durum var. Bir üçüncü vakkada AKP eski milletvekili Galip Ensarıoğlu'na 2015 yılı Diyarbakır Dicle'de düzenlenen bir cenaze törenine, YPG'linin cenaze törenin töreninde işte taziyeye katıldığı gerekçesiyle ailesine taziye ziyareti yaptığı gerekçesiyle terör soruşturması başlatılmış. 2015 yılı çözüm süreci senesi işte düşünün yani sonrasını öncesi sonrası bir sürü şey var işte ne bileyim bir Peşmerge koridoru açılıp işte efendim Süleyman Şah Türbesi'nin YPG'lilerin eskortluğunda işte Suriye'den çıkartılması falan hadiseleri var yani. O dönem tabii YPG'ye falan kimse şey yapmıyordu ama 5 sene 6 sene sonra bu suç oldu. Tıpkı Melis Alpan'ın 6-7 sene evvel paylaştığı bir Twitter mesajında arkada bir örgüt bayrağı var diye paylaştığı fotoğrafta arkada bir örgüt bayrağı var diye Nevruz Meydanı'nda paylaştığı bir fotoğrafta halbuki var diye hakkında soruşturma açılmış ifade veriyor falan. Halbuki o dönemde TRT canlı yayınlıyordu Abdullah Öcalan'ın Nevruz Meydanı'ndaki mektubunu falan yani okunan mektubunu. Sırrı Süreyya, Süreyya Önder de o mektubu okuyordu ve Sırrı Süreyya Önder o mektubu okuduğu için tutuklandı falan yani. Bir işin böyle bir tarafı var tuhaf yani böyle bir ikiyüzlülük ve böyle bir çelişki 2014-2015 yıllarında iktidar... Kendi bilgisi, izni, onayı dahilinde çözüm süreci adı altında buram buram bu tür faaliyetler yapılırken e, o gün suç olmayan şeyler bugün suç olarak değerlendiriliyor. Bir işin böyle bir tarafı var, böyle bir iki ikiyüzlülüğü var. Bir de işin fişleme boyutu var. Yani siz bir gazetecinin 6-7 sene önceki tweetinden orada paylaştığı bir meydan fotoğrafındaki gazetecilik faaliyeti, onu da geçtim. O fotoğrafta bir örgüt bayrağı görünmüş de bilmem ne. Demek ki geriye doğru bir ekip var ve bu ekip insanların bütün sicilini tutuyor. Ve herkesin işte 10 sene önce yazdığı yazı, 8 sene önce yaptığı ziyaret, 6 sene önce katıldığı toplantı, 7 sene önce attığı tweet or bilmem neredeki fotoğraf falan. Tam bir muhaberat devleti. Ve Erdoğan'ın geldiği nokta işte şimdi buradan sonra analizimin nihai bölümünü paylaşıyorum sizinle bugün gelinen noktada Erdoğan tek adam değil. Bugün gelinen noktada Erdoğan artık e, tam anlamıyla vesayet odaklarının görevli uygulayıcısı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak. Bu konuda vesayet odağı MHP üzerinden, Alaaddin Çakıcı üzerinden, Doğu Perinçek üzerinden ne derse onu yapmaya memur bir insan. Arkadaşını da harcar, damadını da satar, ee, ekonomide işte öyle bir şey var ya. işte Reuters bile haber yapmış. İşte Ek Erdoğan rezervlerin eksiye düştüğünü bilmiyordu. Ondan dolayı hiddetlendi ve ekonomi yönetimini değiştirdi. Bak sen şu işe. falan böyle şeyleri de pompalıyorlar. Ee, tam anlamıyla budur. Bambaşka bir vesayet döneminden geçiliyor ve bu vesayet döneminde Erdoğan'ı yönlendiren çevreler devlet biziz diyorlar. Çakıcı devlet benim diyor, bahçeli devlet benim diyor. Sadece adım devlet değil diyor yani. Perinçek devlet biziz diyor ve bu küçük azınlık küçücük desteğiyle parlamentoda veya şurada burada matematik olarak Erdoğan'ın işte 289 milletvekili var. 300'ü bulamıyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve bundan sonra bulamayacak AKP. Erdoğan bunu da gördüğü için bugün seçim yapamaz, seneye yapamaz, hiçbir şekilde seçime gidemez. Devlet Bahçeli de seçime gidemez barajın altında olduğunu biliyor. Cumhur İttifakı ile seçime gitseler bile gene %50 artı biri bulamayacaklarını biliyorlar. Haliyle şu anda şu anda seçim yok. Parlamenter sistem de yok. Başkanlık sistemiyle bu şekilde demir yumrukla idareye devam diyor. De şu anda Ankara'yı zapt etmiş büyük, bilinçli ve e, uçları Ta uzun yıllar öncesine yani ezelden gelen ama ebedi hedefleyen bir e, yapıdan bahsediyorum. Onun için Erdoğan çıktı dedi ki bu teröristlerden birinin yazdığı kitabı herkesin okumasını tavsiye edilmesi beni rencide etmiştir. Arınç rencide oldum demişti ona rencide ile karşılık verdiği gibi terörist kitabı diyerek Selahattin Demirtaş'a terörist dedi ki Selahattin Demirtaş'ın davası bitmiş değil. Şu anda hala sandık şüpheli pozisyonunda. Yargısı devam eden bir insana şey e, terörist dedi. Terörist diyor. Aynı Bahçeli gibi. Aynı aynı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Osman Kavala için de Gezi'nin finansörü demişti. Osman Kavala Gezi davasından beraat ettiği halde. Ama mahkemelerin ne karar aldığı da umurlarında değil. O fikri sabitlerle yürüyorlar. Cumhuriyet tarihindeki en büyük reform Cumhurbaşkanlığı hükümet S sistemine geçiştir demiş AKP grup toplantısında Erdoğan bugün. Böylelikle parlamenter sistem, güçlü parlamenter sistem falan gibi şeyleri muhalefetin masasındaki yani CHP İYİ Parti AKP ile görüşürüz ama işte parlamenter sistem söz konusu olursa yeniden parlamenter sisteme dönüş söz konusuysa Erdoğan'la görüşürüz falan diye böyle bir laflar söylediler ya Erdoğan bunun da kapısını kapattı. Niye? arkadaki devlet öyle istiyor. Devam. Bu ülkede Kürt sorunu yoktur. Varsa bunun sorumlusu benim ve bunu da biz çözeceğiz dedim. Allah'a hamdolsun olsun bunları çözdük. Kim Erdoğan bugün meclis grup toplantısı. Bakın geliyoruz. Selahattin Demirtaş terörist. Başkanlık sistemi harika sistem devam. Bu ülkede Kürt sorunu yoktur. Çözdüm ben. Devlet konuşuyor. Erdoğan değil. Devlet söyletiyor. O metni de devlet yazdı. Anlatabiliyor muyum? Dokunulmazlık resleşmesi diyerek bir pencere açmış. Gazete pencere. MHP ile CHP arasındaki gerilim tırmanıyor. Bahçeli CHP lideri hakkında kendi şikayetleri üzerine hazırlanan fezlekenin bir an önce meclis gündemine getirilmesini istedi. Devlet Bahçeli bu konuda samimi. Bu bir siyasi oyun siyasi filan değil. Neden? Çünkü geriye doğru birkaç yayındır aşağı doğru var bakarsınız anlatıyorum. Cumhur İttifakı artık sandığı getirmez getiremez çünkü seçimi kazanamayacağını biliyor. Bunu nereden biliyor? En yakın sağlaması 2019'da İstanbul'da iki kere seçime gidildi kaybetti. Bütün büyük şehirleri kaybetti. Ankara'sı Antalya'sı dahil. 2019 Mart'ından bugüne kadar gelinen süreçte ülke iyiye gitmediği için daha iyiye gitmediği gibi daha fena bir noktaya geldi. Seçime gitmezler, gidemezler. AKP'de gidemez, MHP'de gidemez. Birbirlerine mecbur, muhtaç ve mahkumlar. Millet ittifakını bölmeye çalıştılar. Bunun için Muharrem İnce yandaş kanallara çıktı, çıkartıldı. E, o da bundan mutlu oldu yani. E, Ümit Özdağ iyi partiyi bölmeye çalıştı. Yeni işte Cevheri Güven e, gazeteci meslektaşımız Ümit Özdağla ilgili 20 22 dakikalık bir video paylaşmış. Youtube hesabında izleyin. Nasıl ipliğini pazara çıkartıyor. Ümit Özca, Özdağ siciline HDP ile oturduğunuz anayasa yaptınız falan diyen adam kendi partisine PKK liderleriyle defalarca görüşmüş ve devletle PKK arasında aracılık yapmış falan yani. Önce bu belgeleri reddetmiş sonra da kabul etmiş. Sonra da diyor ki ben devlet adına yaptım bunu. <laughs> evet. Cevheri Güven'in videosunu seyredin. Millet İttifakı'nı bölmeye çalıştılar. İşte hatta işte Sarıgül falan çıktı falan. Yani solu nasıl parçalarız, sağı nasıl parçalarız, iyi partiyi nasıl parçalarız, bunları nasıl kendi yanımıza çekeriz filan. Olmadı. Bir önceki yayında söylemiştim. Kılıçdaroğlu CHP lideri olarak iyi olmayabilir. 10 seneyi geçti partinin başında bir iktidar arzusu var mı? Cumhuriyet Halk Partisi iktidara hazırlanıyor mu? Bugün seçim olsa seçime hazır mı? Canan Kaftancıoğlu'nun Emin Şirin'e söylediği gibi. Taksim toplantılarında ne seçime hazırız ne de seçimden sonra Türkiye'yi yönetmeye böyle sıkıntılar var ama Kılıçdaroğlu'nun yaptığı iyi bir şey vardı, millet ittifakını şey yapıyordu yani bir biçimde koruyordu millet ittifakını e, sıkı tutuyordu. Esasen millet ittifakı nedir? Millet ittifakı seçimden önce yani Cumhur İttifakı da öyle. Partiler arası ittifak yasallaştı Türkiye'de. Kanunlar çıktı o konuda. Seçimden önce kurulan partiler arası ittifak. Barajın altındaki partilerin milletvekili çıkarmasını sağlayan bir cephe oluşturan ve o cepheye o isteyen ve içindeki partileri de kendi müstakil gücüne gücünden daha iyi bir sonuçla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşımayı amaçlayan bir şey. Elbette Cumhurbaşkanlığı seçimlerini de kastederek söylüyorum. Ama bu esasen bir seçim ittifakı. Fakat Türkiye'de durum seçimden sonra da devam ediyor. Cumhur İttifakı devam ediyor. Ee, Millet İttifakı da seçimden sonra devam ediyor. Esasen bu bir seçim ittifakı. Fakat fiili olarak her iki ittifakta devam ediyor. Kılıçdaroğlu bunu Millet İttifakı'nı başarılı bir şekilde sürdürüyor. Mesela o anlamda bugün e, Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldiler. Birlikte açıklama yaptılar. Önemliydi. Yani bütün bu hadiseler olurken Akşener, Kılıçdaroğlu bugün buluştular ve Millet İttifakı dimdik ayakta sizin bütün kışkırtmalarınıza, tahriklerinize ve bölüp parçalama çabalarına rağmen biz devam ediyoruz dediler. Bir anlamda Akşener, Kılıçdaroğlu'na senin dokunulmazlığını kaldırıp seni içeri atmaya, seni tutuklamaya çalışıyorlar, yanındayım mesajı verdi dokunulmazlığını kaldırmazsanız namersizsiniz vatan hainisiniz dedi Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu biliyor yaklaşanı, görüyor. Sadece Kılıçdaroğlu mu? Hayır, o değil. Ee, aynı durum Ekrem İmamoğlu için de geçerli. Onun için de Ekrem İmamoğlu'nun e, son ha şey rak rakamları üzerinden, e, Corona, korona Covid-19 pozitif rakamları üzerinden çıkışlarını artık yutkunmamasını böyle anlayabilirsiniz. Susayım mı, yutkunayım mı diyor. Susuyordu belli konularda, yutkunuyordu ama artık susmuyor ve yutkunmuyor. Çünkü Bahçeli Kli'yi ve Erdoğan'ı ittirdikleri, işte Büyükşehir Belediye Başkanı nasıl görevden alacak? İçişleri Bakanı görevden alıyor. İşte kayyum atanıyor filan falan. İçişleri Bakanı kim? Soylu. Soylu da Bahçeli gibi aynı şekilde düşünüyor. Ekrem İmamoğlu'nun kellesini istiyorlar. Alalım, kayyum atayalım. Erdoğan bunu direniyor, öteliyor bilmem ne işte eğer Ekrem, İmamoğlu'na bir şey yaparsak bu bize negatif. Bu, bu, gibi bir takım şeyleri düşünüyor olabilir. Ama hedefte Ekrem İmamoğlu da var. Kılıçdaroğlu da tutuklanabilir. Ekrem İmamoğlu da başkanlıktan az edilebilir. Tutuklanabilir çünkü geleceğin Cumhurbaşkanı adayı. Erdoğan'la ee, ...Ekrem İmamoğlu'nu sorduklarında anketörler millet Ekrem İmamoğlu diyor. Erdoğan'la Mansur Yavaş'ı sorduklarında millet Mansur Yavaş diyor. Aynı tehlike Ankara'da Mansur Yavaş için de geçerli. Bir de işin böyle bir tarafı var. Sabahın e, birinci sayfada gördüğü başlık Cumhur İttifakı'ndan pis ellerinizi çekin. İşte Devlet Bahçeli'nin çıkışını biraz da böyle bakmak lazım. Biz devletiz... Ve Cumhur İttifakı'nı hafife almayın filan yani. Perinçek geri durur mu? Selahattin Demirtaş ancak Türkiye'de bir darbe yapılırsa tahliye edilir. Evet. Türkiye'de bir darbe oldu, sivil darbe, Demirtaş içeri alındı. Ancak bir karşı darbe olursa veya başka bir darbe olursa Demirtaş çıkarın da bir anlamda e, zımnen teyididir bu. Herkes bir anda devlet unsurları ve Cumhur İttifakı'nı birleştiren bileşenler açığa çıktı görüyor musunuz? Doğu Perinçek'in gazetesi Doğu Akdeniz'de müdahale edilen gemi hadisesinde aynen şu başlığı attı bugün. Aydınlık sür manşetten okuyorum. Gemi hadisesi ayrı bir hikaye oraya girmeyeceğim. Atlantik firkateyninin Erdoğan'ı devirme planı. Taşları şimdi daha iyi birleştiriyor musunuz? Taşlar yerine oturuyor mu? Daha doğrusu puzzle'ın parçaları biraz daha birleşiyor mu? Başta bir şey anlattım size hatırlayın. Atlantik firkateynine firka yapılan müdahale şu bu falan Erdoğan'ı devrime planı olarak görüyor. Aydınlık. Evet. Bu işi bir de böyle ele almak gerekiyor. E, gerek Ekrem İmamoğlu'nun çıkışını, gerekse e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlık e, meselesiyle köşeye sıkıştırılmasını. Haliyle e, o kadar basit değil konular ve e, bu konuları analiz etmek, bu konuları anlamaya çalışmak, e, sarayın okuduğu üflediği bilgilerle e, ya da işte özellikle manipüle ettiği bilgilerle falan anlamaya, anlamlandırmaya çalışmak çok fazla mümkün ve olası değil. Kılıçdaroğlu tutuklanabilir, İmamoğlu görevden alınabilir derken, yerine kayım atabilir de, atanabilir derken bunu söyledik. Ez cümle şu anda e, Erdoğan en zayıf dönemini yaşıyor. 2002 yılında iktidara geldiği günden beri. 18 yıldır Erdoğan iktidarı, AKP iktidarı en zayıf dönemini yaşıyor. Erdoğan 2002 seçimlerinde Bahçeli'nin 3 Kasım'da iki seçim yapalım diye ortaklarını satmasıyla Türkiye seçime gitmiş ortaklarıyla beraber Bahçeli barajın altında kalmış hatta DYP'de barajın altında kalmış bir genç parti faktörü Cem Uzan onları barajın altında onların barajın altında kalma, kalmasına yol açmıştı özellikle DYP'den ve MHP'den genç partiye giden oylar e, ortada sadece iki partili bir e, beylise yol açtı o açıdan Cem Cem Uzan'ın da mühim bir katkısı vardır AKP'nin iktidara gelmesinde. Bahçeli getirdi bir anlamda o günkü çıkışıyla. Şimdi Erdoğan'ı Bahçeli götürdü veya götürecek veya götürüyor. Bilemiyoruz. Götürmüş olabilir. Götürüyor olabilir, götürecek olabilir. Erdoğan bitmiştir, AKP bitmiştir. Tam anlamıyla siyasi bir enkazdır. Türkiye'de tek adam yoktur. Al ee, Albayrak Berat Albayrak damat, Bülent Arınç gözünü kırpmadan er, e, çizmiştir Erdoğan. Başkalarını da çizer, hiç önemli değil. E, fakat e, s, e, bazı soru sorular var. Erdoğan daha Bahçeli'ye ne kadar sabredecek? Bahçeli Erdoğan'ı daha ne kadar destekleyecek? Tamam ben artık Erdoğan'ı getirdim, Erdoğan'ı da götürüyorum. E, vakti gelmiş midir, fişi çekebilir miyim? ...deyip ne zaman fişi çekecek? Ya da Erdoğan buna izin verecek, Erdoğan bunu görecek ve Bahçeli fişi çekmeden kendisi mi Bahçeli'nin fişini çekecek? Ama Bahçeli'nin fişini çektikten sonra nasıl bir e, siyaseti veya kendi desteğini neyse, Cumhur İttifakı'nı her neyse nasıl bir rotaya, biçime sokacak? Bilmiyoruz. Fakat çok sertleşecekler. Kürt meselesiyle ilgili olarak söyledikleri Osman Kavala ile ilgili çıkışlar, Selahattin Demirtaş ile ilgili çıkışlar, polis şiddeti... E göz açtırmıyorlar işte madenciler falan görüyorsunuz yani e, tutuklamalar, gözaltılar, gazetecilere dönük e, onları cendereye alma e, muazzam bir bırakın reformu falan filan e, muazzam bir deformasyon hala devam ediyor. E, ben e, korkarım e, çok sert e, demir yumrukla her yere girip gir, girecekleri ya da girişecekleri bir e, döneme e, giriyoruz e, ama. E, işin siyasi analizi bu anlattım. Toplumsal tarafı da o anlattım. Sürdürülebilir mi? Hayır değil. Hayır değil. E, muazzam bir ekonomik enkaz söz konusu muazzam bir e, fakirleşme e, söz konusu muazzam bir işsizlik söz konusu para basarak maaş ödüyorlar ve bunu sürdüre, e, sürdürebilir değiller. O açıdan 2021'in 2020'nin son haftaları, 2021'in ilk haftaları, ilk ayları çok sıcak geçecek şu soğuk kış aylarında koronaya veya diğer bir sürü dertlere rağmen. Evet. Diyeceklerim bu kadar. Haftanın son manşetini Cuma günü atmak üzere sözleşelim mi? Bakalım Cuma gününe neler olacak? Ben de bilmiyorum. Ama olan biten şeyleri sizin için toparlayacağımdan, değerlendireceğimden, bir araya getireceğimden ve analiz etmeye çalışacağımdan, bugünkü analizin devamı niteliğinde yeni şeyler söyleyeceğimden emin olabilirsiniz. Hoşçakalın.